Değerli izleyenler, canlarımıza hoş geldiniz efendim. Cumhuriyet Meclisi bahçesindeyiz. Yeni yayın dönemiyle birlikte meclis çalışmalarının detaylarla ilgili, vekillerimizin gündeminde alan konularla ilgili burada meclis bahçesinden bereti olarak yayınlarımızı bu yılda sürdüreceğiz. Sıcak bir Lefkoşa günündeyiz. Meclis az önce genel kurula ben de girdim, bir baktım. İlk gün biraz sakin geçiyor. Genel kurulun ikinci günü, dün törensel başlangıç vardı. Bugün çok değerli bir Ulusal Birlik Partili milletvekiliyle birlikteyiz. İlk gün onunla başlayalım ve onun son güncel ve meclisteki bugün konularla ilgili detaylarını alalım. Sayın Ahmet Savaşan, canlı yayın konuğumuz. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Görmeyeli. Teşekkür ediyoruz. Yeni bir döneme başladık. Bu sizinle burada ilk yayınımız galiba. Evet. Dışarıda yapmıştık birkaç kez. Evet. O ilk yayınları. Evet. Ondan bugün, sonra ilk kez. Bugün buradayız. Meclisin bahçesindeyiz. Tabii şimdi meclis basın bürosu sağ olsun tüm detayları paylaşıyor arkadaşlar. Yaptıkları paylaşımla 16 vekilin konuşma istemi var bugün. Genelde de tabii muhalefet. Bugün söz evet. Muhalefetin. Son siyasi gelişmeye Jale Hanım da var, Ayşegül Hanım da var. UEP'den Hasan Bey'i gördüm, işte Emrah Bey var. Yani son siyasi gelişmeler biraz soyut bir kavram kaldı yönünde. Tabii ki eleştiriler de var. İlk günle ilgili, meclisi ilk günle ilgili hemen kısa dönem beni görüşlerinizi sıcağı sıcağı almak isterim. Nedir görüşünüz? Tabii ki çok samimiyetle paylaşmak gerekir. Geçtiğimiz dönem biliyorsunuz işte bir takım çalkantılarla, bir takım hükümet değişiklikleriyle başlayan yasama yılı aslında çok da yüksek not alamadı diyebiliriz insanımızdan ama çok iyi karşıladığımız, insanımızın da bizden paylaştığımızda iyi tepki verdikleri bir olay oldu aslında. Son 10 yılda baktığınızda Cumhuriyet Meclisi'nde yaz aylarına çok tepkide bulunuyor insanlar. Doğru bir tepkide bulunuyor ve evet. Diyor ki arkadaş, memleket yangın yeri tabiri caizse. Siz 3 ay tatil yapıyorsunuz anayasa gereği. Bunun başka bir yolu yok mudur diye hep yıllardır duyuyoruz hepimizde. Dolayısıyla biz yeni yasama yılına işte son genel seçimlerden sonra başladığımızda bir takım çok da verimli olmayan bir 3 ay geçirdik diyebiliriz. Ama daha sonra çok sevindirici bir gelişmedir ki ben az önce yine bu programa çıkacağım ve doğru bilgileri sizlere paylaşayım diye ilgili müdür arkadaşlarla görüştüm. Son 10 yılda ilk defa bu kadar çok saat toplantı yapıldı yaz aylarında komitelerde evet. Ve pek çok yasa ya bitirildi ya da bitirilmeye yakınlaştı. Dolayısıyla düne de geldiğimizde, dün bazı basın kuruluşlarıyla da paylaşmaya çalıştım. Dün bir seremoniydi. Benim dileklerim, düşüncem, istencim evet. İşte bu çatı altında en azından sorunlara farklı siyasi görüşlerde de olsak gerçekten olumlu yaklaşım göstermek ve öneri sunmak, ortaklaşmak veya ortaklaşmadığımız noktalarda bu hakarete varan bir çatışmaya gelmeyecek bir yeni döneme belki gireriz. Dün en azından böyle başladık. Bu bence olumlu bir gelişme. Bugün de gidişat öyle gibi ama inanın bana geçen dönem için hepimizi üzen, kıran, yıpratan bir süreç yaşadık. Yani genel kurul da canlı yayın var belki bunun etkisi. Belki bilemiyorum ana muhalefet partisinde herkesin mutlaka yaklaşımları sorunlara ve çözümlerine farklıdır ama yani düşünün siz ki bugün işte denetleme günü bir bakarsınız 18 tane konuşmacı ben eleştirmiyorum yanlış anlaşılmasın ama 18 tanesinin 15 tanesi de siyasi gelişmeler. Aynı olayları farklı kalıplarla devamlı bir söyleme. Aslında ben burada mevcut muhalefeti suçlamıyorum ama
İçtenlikle şunu söylüyorum. Bu Cumhuriyet Meclisi'nin çalışma prensibi verimlilikten uzaktır. Yani bugüne kadar ki bu kültürü, iç tüzüğü böyle gerçekten meşakkatli bir çalışmanın önüne geçen, işte bu örgüt kültürü insanları çatıştırma üzerinden işte televizyonlarda taraftar bulmaya yönelik bir kültürdür. Ve bu kültür hem iktidarı hem muhalefeti bana göre doğru zemine götürmüyor ve doğru zeminden uzaklaştırıyor. Çünkü şimdi siz işte bugün dinleyelim bütün konuşmacıları. 5 tane nokta varsa, 6 nokta varsa neyse, 5 evet. nokta diyelim. 5 noktanın etrafında yaklaşık yarmışar saat bir konuşma. Konunun özü belli, siyasi partilerin duruşları belli. Dolayısıyla da işte mesela ben milletvekili seçilmeden önce birçok işin içerisinde meclise bir bakayım dediğimde bir bakardım mecliste 3 kişi var, 5 kişi var. Ve derdim ki bu insanlar seçildiler. Nerede bu insanlar derdim ben de haklı olarak. Ama buralara gelince enteresan bir şey görüyorsunuz. Düşünün 12 saat, 13 saat aynı konuları farklı çevirerek anlatmaya çalışan arkadaşlar. Şimdi yani dünyaya baktığınızda biz biraz da işimiz gereği ne bileyim bir ders verirsiniz, bir seminer verirsiniz. 40 dakika bilemediniz 1 saat. Hadi ara verirsiniz 1 saat daha yaparsınız. En sonunda yani ne dinleyenin konsantrasyonu kalır ne anlatanın konsantrasyonu kalır. Yani dolayısıyla da bu yapı aslında ne denetlemenin yani laikiyle yapılmasına hizmet eder ne de denetlenenin yani biz hükümet tarafının gerçekten dinleyelim, izleyelim, cevap verelim ve bunlardan gerekli dersleri alalım noktasına gelir. Uzun uzun 12 saat, 15 saat süren toplantılar, aynı konunun etrafında farklı yaklaşımlar ve günün sonunda bunalan, yorulan, aslında dinlese de verimli bir şekilde anlayamayan bir ortam, anlaşılamayan bir ortam. Onun için mesela bu denetleme günlerinin, yasama günleri biraz daha farklı, daha verimli geçiyor ama denetleme günlerinin de aslında yasama günlerinin de bu yapıdan uzaklaşabileceği ve daha verimli çalışmalar ortaya koyabileceğimiz bir yönteme evrilmesi için hepimize görev düşüyor. Yani bu böyle geldi böyle gitsin en kolay iş. Ben de işte kaç yıldır böyle gidiyor biz de idare edelim gitsin demeyi uygun bulmuyorum. Çünkü gerçekten bundan rahatsız oluyorum. Yani mesela güzel bir örnek söyleyelim. Şimdi var 10 dakikadır serzenişte bulunuyoruz. Ama iyi de bir şey var. Aynı arkadaşlarla yani aynı iktidara mensup milletvekilleri, aynı muhalefete mensup milletvekilleri canlı yayının olmadığı komitelere giriyor. Canla başla çalışıyor ve çok noktada da ortaklaşıyor. E şimdi ne oluyor da biz yukarıya genel kurula çıktığımızda bambaşka bir ruh haline bürünüyoruz. Ben de anlamış değilim. Yani bunu sadece bir muhalefete yüklenmek için söylemiyorum. Yani bir öz değerlendirme yapıyorum. Yani hepimizin aurası değişiyor. Yani bu iyi bir şey değil. Yani meclisin işlemesi açısından gerçekten değil. Dolayısıyla belki de bu dönem, bu yeni yasama döneminde meclis iş tüzüğünü yatırmamız gerekecek masaya. Yine buradaki icra yöntemlerimizi gözden geçirmemiz gerekecek. Dolayısıyla yani ben yeni yasama yılına Ahmet Savaş'ın olarak kendi şahsi değerlendirmem inşallah böyle geldi, böyle giden bir yıl olmaz. Yaz aylarında altını çizerek söylüyorum. Son 10 yılın en verimli iktidar ve muhalefet milletvekillerinin çalışmasına mazhar olan bu yaz tatilini yeni yasama yılında genel kurula da
denetleme günlerine de yansıtabiliriz ve çok daha verimli insanımızın beklediği yasaların üretilmesi veya biz insanımızın beklediği yasaları üretirken yanlış ve eksik yaptıklarımızın eleştirildiği ve öneriler sunulduğu verimli bir döneme gireriz. Yoksa dediğim gibi ben az önce eleştirdiğimin tam da aynısını hazır televizyon ekranı görmüşken yapmayayım. Bu tamamen verimlilik üzerine, bu tamamen bu parlamentonun insanların isteklerini çok süratli bir şekilde yerine getirmesine ve yerine getirirken de yaptığımız yanlışların veya eksik bıraktığımız konuların yapıcı bir şekilde eleştirilmesine, öneri getirilmesine vesile olması için anlattım. Yoksa dediğim gibi dün bugün kötü bir başlangıç olmadı. Umarım verimliliği artarak giden bir yasama yılı olur. Yani iktidar milletvekili olarak iyi bir öz eleştiri ortamı olduğunu duydum sizden. Sevindiğimi söylemek isterim. Yani herkesin bu tespiti, gelinen durumu bu şekilde. Yani taşları eteklere dökme açısından olması durumunda. Çünkü son zamanlarda biz bu ara geliyoruz. Siyasetin en çok şikayet ettiği şey meclisin itibarının, görünürlüğünün sorgulandığı bir noktada. Aslında bu sorgulamadan esas meclisi çıkaracak olan da siyasiler olduğu bilincine, evet, hareketle bu yılın bizler için de daha çok gündem aktarıcı, daha çok haber aktarıcı, siyasi partilerin iç gündemlerini değil, vatandaşın bir an önce oluruna gidecek pek çok noktayı daha çok büyük bir heyecanla duyurma heyecanındayız. Sizinle, evet, paylaşmak isterim Mehmet Bey. Şimdi tabii son siyasi gelişmeler içerisinde şu an için meclisin açılması dışında iki önemli unsur olarak atledebilir miyiz? Bir, yeni Cumhurbaşkanlığı binası, parlamento binası, ki Cumhurbaşkanlığından çok daha önemlidir bana sorarsanız yeni bir meclis binasının yapılacak olması. Bir de Güney Kıbrıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik ve askeri stratejik yakınlığının Ege'ye ve Kıbrıs'a ve bizlere, tabii ki Türkiye üzerinden oluşabilecek bir gerilim, bize olumlu ya da olumsuz etkileri. Bu iki gündür çok konuşuluyor. Bunları da size sormak isterim. Ya milletvekilleri zaten yeni meclis binası isterler, onun için bu işe ses çıkarmazlar diye bir eleştiri varsa ne düşünürsünüz, ben merak ederim. Şimdi milletvekilleri veya bireyler olarak hepimizin bu konu için bir düşüncesi mutlaka var. Evet. Bazısı açıklıyor, bazısı açıklamıyor, bazısı dost meclisinde konuşuyor ama ben işin özünden çok uzaklaşarak bu tartışmanın yapıldığı kanaatindeyim. Evet. Şöyle ki, unutmayalım, yani bu işin nasıl başladığına ve niyetine bakalım. Nasıl başladı? Türkiye Cumhuriyeti'nin, anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buraya geldi. Mecliste Kıbrıs Türk halkının yanında güçlü bir şekilde olduğunu gösterebilmek için devletin hem Cumhurbaşkanlığı en üst seviyesinde, iki yasamanın en üst seviyesinde olacak olan iki kurumun da verimli çalışabilmesini olanak sağlayacak bir yerleşkenin müjdesini verdi. Evet. Altını çiziyorum. Neydi murat ettiği veya ne için yaptı bunu? O günleri hatırlayanlar veya işte arşivleri açıp bakabilirler. Bunu bir müjde olarak verdi. Neydi bu müjde ettiği? Biz anavatan Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Kıbrıs Türk halkının yanında güçlü bir şekilde desteğimizi belirtiyoruz ve bunu da hediye ediyoruz. Şimdi bu tendanstan çok uzaklaştık ve bu konu farklı farklı siyasi malzeme edilerek bugün bir gündem yaratılıyor. Dolayısıyla da ben bu işin özüne dönülerek konuşulması gerektiğini, hatta bana sorarsanız çok da konuşulacak bir taraf olmadığını düşünüyorum. Sadece burada belirtmekte fayda var. Bazı eleştiriler oluyor. Az önce söylediğim merkezden uzaklaşmadan. O da şu. Burada bir yapı var ve devlete ait, kamuya ait yapılacak olan işlerin nasıl yapılacağını düzenliyor ama zaten bu Türkiye Cumhuriyeti'nin işi değil. Bununla da uğraşmıyor zaten. Dolayısıyla burada işte izinliydi, izinli değildi. Bu buna uyardı, uymazdı tartışması yapmaktansa bizlere düşen görev, Sayın Recep Tayyip Erdoğan
az önce söyledim, Kıbrıs Türk halkına güçlü bir destek vermek için bu hediyeyi bizlere sundu. Ama biz bunu yapar iken buradaki mevzuat neyse onu gözeterek yapmamızdır asıl olan. Günün sonunda bunu başka başka konulara, başka başka meselelere çekmek Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanını, hatta Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin halkını karşı karşıya getirmekten başka bir şeye yaramıyor. Bırakın buna yaramıyor, başka bir şeye yaramıyor. Tersten bakalım, bu nere fayda ediyor? Bunu acımasızca çıkıp eleştirenler ve işin ana çerçevesinden uzaklaşıp bunlara eleştiri yönetenlere bu soruyu sormak lazım. Bu yaptığınız yaklaşım ne kazanım getiriyor? Ben bizlere yani. Tabii bu Kıbrıs Türk halkına soruyorum. Bu çatışmayı getiren işte Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hediyesini bile kabul etmez pozisyona bizi sokan bu yapı ve ağır eleştiriler Kıbrıs Türk halkına ne fayda sağlar? Bu arkadaşlar çıkıp bunu söylemeli ama ben en nihayetinde değerlendirmemi yaptığımda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk halkının yanında güçlü bir şekilde olduğunu göstermek amacıyla burada verdiği müjdenin bu durumlara çekilmesi, böyle acımasızca eleştirilmesi doğru bulmuyorum. Evet. Bunu sadece biz kendi mevzuatımıza uygun olarak yasalara ve diğer gerekli olan mevzuata uydurarak burada yapmaktır doğrusu ve bunun çok etrafında da dolaşıp bunu iç siyaset malzemesi yapmayı da çok doğru bulmuyorum. Şimdi tekrardan biraz güncelliği bu soruyu sormak isterim size. Son zamanlarda Kıbrıs konusuyla ilgili Türkiye'nin atmakta olduğu adımların meclis boyutu ne olur? En çok sorulan soru bu. Bu konuda Ulusal Birlik Partisi yani hükümeti, Büyük Orta Ulusal Partisi'nden bir adım gelir mi? Bir karar çıkar mı meclis içerisinde? İki devletli çözüm yönünde bir destek, bir karar çıkar mı? Yine aynı paralelde bugün yani Türkiye'nin garantörlüğüyle ilgili, yani bu noktada gelinen noktada Türkiye'nin gücü ve garantörlüğüyle ilgili Amerikan Rum yakınlaşması üstünden bunu meclis boyutuna nasıl yorumlayabilirsiniz? Şimdi tabii ki gerek grup gerekse de diğer toplantılarımızda henüz bununla ilgili resmi bir adım atılmadı mecliste. Ama bizim Ulusal Birlik Partisi olarak yıllardır sürdürdüğümüz politika ve çizgimiz aslında Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Rum halkı kadar eşit egemen olduğu ve Rumların yarım yüzyıldan fazladır her noktasını virgülünü tükettikleri federasyon çerçevesinden uzaklaştığı noktasında yeni bir siyaset üretilmesi gerektiği gerçekliliğidir. Ve biz çok uzun yıllardır biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olarak Rumların Rum aslında tırnak içinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rum Cumhuriyeti'ne çevrilmesinden sonra aslında bugünkü Kıbrıs Cumhuriyeti ama aslında Rumlaşmış, Rum Devleti'ne çevrilmiş Kıbrıs Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin egemen iki devlet olarak yeni sürdürülebilir bir anlaşma yapabilmesinin federasyon çerçevesinde bir anlaşma yapılabilmesinden çok daha mümkün olabileceğini söylüyoruz. Neden? Çok basit. Çünkü 50 yıldır federasyona ulaşılamadı. Bir 50 yıl daha kaybetmektense yeni bir argümanla, yeni bir siyasetle zenginlikleri paylaşmak üzerine belki. Çünkü bugün Kıbrıs Türk halkını, insanımızı, bizleri birinci derecede ilgilendiren kısım ekonomimizin iyileşmesi, yine buralarda kendimizin, çocuklarımızın geleceğe çok daha güvenle bakabilmesi değil midir? Dolayısıyla da bugün en önemli motivasyon da işte bu iki devletin anlaşabilmesi konusunda yine Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin paylaşılması noktasında. Eğer dünya eskiden yaptığı gibi tek taraflı Güney Kıbrıs Rum yönetimine veya onun politikalarına destek vermez ise bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum Cumhuriyeti'ne dönen Kıbrıs Cumhuriyeti ile birlikte yeni bir iki devlet temelinde
anlaşma olabileceğine ben inananlardanım. Parlamentoda da arkadaşlarımız, Ulusal Birlik Partisi'nin bütün milletvekilleri, ayrıca ortaklarımız da iki devlet, iki egemen devlet konusunda da net, açık tutumları vardı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu konuda mutlaka bir takım adımların atılması ve bir takım politikaların değişilmesi noktasında parlamentoda bazı şeyler tartışılacağı da aşikardır. Ama elbette ki az önce sorduğunuz soruyu da tamamlayayım. Bugün Rum tarafı gerçekten, ya da mesela işte muhaliflerimiz, işte bu iki devletliliğe karşı çıkanlar, şiddetle federasyonu savunan arkadaşlar, yani olan gelişmelere bu kadar da tarafsız kalmamalı. Düşünün siz ki işte bundan 6 ay önce bir bakıyorsunuz, bu tarafta işte iki devlet değil federasyonla işte yapalım diyen arkadaşlar papazları savaş makineleriyle, ciddi silahlarla görüyor. Bunlar gizlin değil, neredeyse yani hazır olun, her an bir şey olursa papazlar bile silah kullanabilsin zihniyetinde olan fotoğraflar görüyoruz. Evet. Ve bu konuda ciddi bir tepki görmüyoruz. Geçen gün düşünün siz ki, düşünün, bugün parlamenterler, Rum tarafındaki siyasiler yine çok ciddi savaş silahlarıyla, tüfekleriyle talimler yapıyor. Profesyonelce. İşte Amerika Birleşik Devletleri silah ambargosunu kaldırıyor. Bu silah ambargosuyla işte buralara çok ciddi sayılabilecek. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizleri değil, anavatan Türkiye'yi de, bölgeyi de çok ciddi tehdit edebilecek savaş makineleri, işte silahların buraya gelmesi konuşuluyor. O bir taraftan bir bakarsınız ki biz bunu konuşurken yine burada sanki Rum tarafında bizimle federasyon yapmaya çalışan var da anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanı ve bizim başbakanımız ve cumhurbaşkanımız ve hükümet iki devletlilikten bahsediyor ve abeste iştigal ediyor. Arkadaş, 50 yıldır bizimle her anlaşma, federasyon çerçevesinde anlaşmaya yanaştığımızda masayı devirip kaçan Rum, her virgülü noktayı konuşulmasına rağmen bir paragrafta bile bir ortak payda buluşmayan Rum, çözümsüzlüğe neden olan Rum ve bugün sanki de Rum tarafı işte federasyon isterken bizimkiler Türkiye Cumhuriyeti'nden de destek alarak politikayı değiştirdi ve iki devletliliğe geçmişçesine bir haksız ve gerçeklerden, yaşananlardan uzak bir eleştiriyi ben çok da doğru bulmuyorum. Dolayısıyla bana göre yeni bir dönem artık başlamıştır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de resmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni tanıyın çağrısı çok büyük ve çok önemli. Bizlerin duruşunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığını göstermesi bakımından çok önemli ve anlamlıdır. Evet. Dolayısıyla bizler de burada, devletimizde, bu ülkede insanımızın hayatın bütün alanlarında aldığı hizmetlerden memnun olabileceği bir düzeni yaratmak için daha verimli bir parlamento, daha verimli yasalar ve daha hükümet olarak da daha fazla insanımıza hizmet noktasında adım atmamızı gerektiren bir döneme girdik. Yeni bir döneme girdik. Adı sadece yeni değil. Dünya konjonktürü bakımından, yanı başımızda Rumlarda yaşananlardan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumundan ve bizlerin tutumundan dolayı gerçekten yeni bir döneme girdik. Buna yakışır davranmamız lazım. Son bölüme girdik. Süremiz azaldı. Ancak Meclis İdari Sosyal İşler Komitesi açısından ülkenin yine önemli gündem maddelerinin biri belediyeler değişiklik yasa tasarısı. Sosyal medya paylaşımınıza baktım. 5 gün önce bu konuyla ilgili ele aldığınıza dair bir paylaşım yaptınız meclis oturumunda, komite oturumunda. Komitenin de bu konuda verimli çalıştığını söylediniz ilk başta. Gelinen durumu hakikaten
biraz da bilgilendirici, ya tekrar bir güncelleme olsun. Şu anda gelinen durum nedir? Yasanın son durumu nedir? 25 Aralık'ta, çünkü dün belli tartışma noktası vardı. Hayır, göreceksiniz, 28 belediyeyle seçime gidilecek baştan. Hayır, 18'e gidilecek. YSK 18'e göre hazırlanır. Hayır, 28'e göre hazırlanır. Bu konuda siz de komite üyesi ve en yetkili isimlerden biri olarak ne söylemek istersiniz Ahmet Bey? Şimdi ben ondan önce hani bilgilendirme dediğiniz için, evet, küçük bir bilgiyi paylaşayım bizi izleyenlerle, bütün insanımızla. Ondan sonra da bu sorunuza cevap verip bitireceğiz herhalde. Az önce anlatmaya çalışmıştım. Yazda gerçekten olağanüstü bir komite çalışması oldu. Örneğin bizim İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi yaz tatilinde 100 saate yakın bir mesai harcadı. İşte Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi yine 60 saat çalıştı. İşte Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler yine 25-30 saatlere varan çalışmalar yaptı. Ve çok ciddi anlamda, tabii ki bunu sadece saat olarak bakmayın, bunu 2 ile 3 ile çarpın, çünkü orada bütün tarafları dinliyorsunuz ilgili yasalar için ve o ilgili insanlardan aldığınız görüşleri komite toplantısı, resmi toplantısı olmadığı günlerde de meclisteki tutanlarla birlikte tartışıyorsunuz. Bu konudaki siyasetinizi geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla haftanın 5 günü neredeyse mecliste, en başta İdari Kamu ve Sağlık İşleri, evet, ki bu en önemli reform adımlarından bir tanesiydi, çalıştı. Diğer komiteler de çok çalıştı. Şimdi tabii ki az önce sorduğunuz 18 mi 28 mi noktası maalesef arkadaşlarımızın bazıları tarafından şeye indirildi. İşte belediyelerin sayısı üzerinden tartışılmaya çalışılıyor. Ama bu, biliyorsunuz, 3 tane yasa. Bir tanesi seçim tarihinin belirlenmesi, ki o işte belirledik ama Anayasa Mahkemesi'ne taşındı ve o mahkeme şöyle bir karar verdi: anayasaya aykırı bir yasa yaptınız ve 2018'de olan yerel seçimleri Haziran ayında, 2022 Haziran'da yapmalıydınız dendi ve öyle bir anayasa kararı çıktı ki anayasaya uydurmak artık bunu mümkün değil. Çünkü 2022 Haziran'a artık gidemeyiz. Dolayısıyla başka bir yasa yaparak bunu aralığa aldık. İkinci yasa birleştirme yasasıdır ki o, unutmayın, burada altını çiziyorum, ATOK komitede Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve diğer partilerin milletvekillerinin olduğu ve oy birliğiyle kriterleri belirledikleri bir kıymetli çalışma yapıldı. Evet. Bu kıymetli çalışmadan sonra da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ATOK komitede iki tane kırmızı çizgi ortaya koymasıyla oy birliği istenci ortadan kalktı ve bizim komiteye, idari komiteye geldi. İdari komitede de çok uzun saatler, işte yüzden fazla saatler çalışılarak bir noktaya getirildi ve o da yasallaşarak gitti. O da Anayasa Mahkemesi'ndedir. Onun sonucunu göreceğiz. Ama bunun en önemlisi, en önemli üçüncü sacayağı 51'e 95 olarak bilinen ve aslında reformun belki de %90'ını ifade eden bir yasadır. Nedir bu yasa? Bugün ne dedik? Niçin komitenin belirlediği kriterlere göre 28 sayısını 18'e indirdik? İki sebepten dolayı. Evet. Bir, sürdürülebilir değiller. İki, küçük ölçektedirler. Büyük hizmetler veremiyorlar. Bu ikisini ortadan kaldırmak için, sürdürülebilir mi, sürdürülebilirliğini sağlamak için ne yapıyor bu yasa? Şu anda sonuna geldik ve ifade ediyorum, yani iyi ya da olumlu gördüğümüz şeylerden de kaçmıyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ve diğer partilerin büyük katkısıyla, bizlerin büyük katkısıyla son noktaya geldi. Orada havuz oluşturuluyor. Ve işte Ercan Havaalanı gibi, işte Kıbrıs Türk Petrolleri gibi, işte yine limanlar gibi gelirlerin belli kısımlarını bu havuza ve diğer belediyeler, sadece bölge belediyelerine değil, evet, diğer belediyelere gideceği. Ondan sonra işte insanların sadece bir kritere göre, nüfus sayımına göre değil, yüz ölçümü kriterlerine göre de devletten katkı alabileceği veya artık
çok çağ dışı kaldığı belediyelerin resim, pul, harç gibi aldıkları, topladıkları gelirler. Dolayısıyla da bunları güncelleyecek ve belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya girmesini sağlayacak olan en önemli adımları içerecek. Bu 51'e 91 de sonuna geldi. Biz işte son toplantımızda %90'ı anlaşılmıştır muhalefet ve bütün taraflarla. Bunları belli bir yazı siyahla yazıp işte %10'u gibi anlaşılmayan bir daha üzerinden gidilmesi gereken nerede kırmızıyla yazarak bir daha muhalefet ve taraflarla uzlaşma yoluna gideceğiz. Amacımız Kıbrıs Türk halkına belediye hizmetlerin en verimli şekilde ulaştırılmasını sağlamak. Ben bu noktada Cumhuriyetçi Türk Partisi ile ortak bir noktada buluşabileceğimiz ve bu yasayı oy birliğiyle geçirebileceğimiz inancını taşıyorum. Dolayısıyla da bu reform dediğimiz 3 sac ayak tamamlanması halinde de yani seçimi Aralık'ta 18 ile yapmamız, işte 51'e 91'i de bu öngördüğümüz şekilde verimliliği ve gelirleri artırıcı şekilde sağlamamız halinde gerçekten uzun yıllardan sonra 10 yıldır üzerinde konuşulan ve bir türlü yapılamayan bu reformu yapabilmiş olacağız. Ben bunu hem gerekliliğine hem de yapılabileceğine inanıyorum. Bugün ana muhalefet partisinin bu tutumunu da işte bekleyin bir süre daha da Allah kerim tutumunu da çok doğru bulmuyorum. Az önce nasıl ki komitedeki çok olumlu ve yapıcı bizimle ortaklaşan tavrını nasıl ki selamladım. Bu genel kurulda da bu kadar yapmayalım, yanlış yapıyorsunuz. İşte neredeyse parlamentoyu anayasa mahkemesine çeviren bir yaklaşımı da çok doğru bulmuyorum. Burada amaç yıllardır yapılamayan bir reformu yapmak ve insanımızın aldığı hizmetleri daha kaliteli olabilmesini sağlamak, aynı zamanda da belediyelerin sürdürülebilirliğini temin etmek içindir. Bunu unutmamak gerekir. Dediğim gibi ben bu reformun ülkemiz için iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Çok emek verdik. Ana muhalefetle de 51-95'te çok emek verdik. Onlar da yaz tatili yapmadı, biz de yapmadık. Ve güzel bir sonuca doğru gidiyoruz. Hemen hemen yasa bitti. Diğer Anayasa Mahkemesi'nden gelecek olan sonuca göre de gerekli adımlar atacağız. Bizim amacımız dediğim gibi bu reformu sadece 51'e 95 ile değil, belediyelerin sayısını da azaltarak, belediyelerin hacmini büyütüp büyük projelere imza atmalarını getirmek suretiyle yapılabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da bu konudaki tavrımız net ve bu yöndedir. Önümüzdeki günlerde yine mahkemeden çıkacak karara göre bir siyasi tavır belirleyeceğiz. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel ve verimli bir ilk yayın oldu. Önümüzdeki süreçte sizi yine buradan görmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Meclisin gündemine göre de burada hep birlikte konuları yorumlamaya, sizle ve diğer vekillerimize bile yorumlamaya devam edeceğiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Çalışmanıza başarılar dileriz sizlere. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Sayın Ahmet Savaşan'la Meclis Bahçesi'nden yayınımızı noktaladık. Özellikle ilk başta yani meclisin verimliliğiyle ilgili kendi üzerlerine düşen noktayı da göz ardı etmeden bütünsel açıdan bir değerlendirme yaptı Ahmet Bey bize, sağ olsunlar. Ve meclisin yani bu kısır çekişme döneminden çok daha üretken ve fikirsel ve proje açıdan daha üretken bir döneme girmesi gerektiğini çekinmeden söyledi bizlere, sağ olsunlar. Özellikle Amerikan-Rum yakınlaşması ile ilgili de ve yeni Cumhurbaşkanlığı, yeni parlamento binası ile ilgili de önemli açıklamalar oldu. Aslında konunun özünden sapmamak gerektiğini, izin ve benzeri prosedürü bizim halletmemiz gerektiğini söylüyor zaten. Bu konuda Türkiye'nin bu iyiliğine bu şekilde bir tepki verilmesinde yanlış olduğunu, en azından insani olarak açılan bir yanlış olduğunu vurguluyor Ahmet Bey. Son bölümde İdari ve Sosyal İşler Komitesi üyesi kendisi, orada da yani CTP ile bu konuyla ilgili 51-95 ile ilgili ciddi çalışma yaptık yani komitede, ancak şimdi yargıdan da bir sonuç beklendiğini ama umarım yakın zamanda işte bu yani belirlenen tarihte yeni reformla birlikte seçime gider ve daha üretken, daha verimli bir yerel yönetim reformu ve belediyelerle
ülkenin geleceğini yol alırız diye ben de bir vatandaş olarak bu temennimi size paylaşıyorum. Ahmet Bey çok teşekkürler, çok sağ olun. Efendim yarın saat 12.05'te yeniden görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın.